Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eserle birlikte bugün yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren ve çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. Bildiğiniz üzere izin sezonu yaklaşıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gidebilmek için uçak biletlerini şimdiden ayırtmaya başladılar. Maalesef değerli izleyicilerimiz tablo hiç de iyi değil. Recep abi sence iki ay önceden yani Temmuz Ağustos gibi Almanya'dan Berlin'den örnek verelim. Berlin'den İstanbul'a 4 kişilik bir ailenin 15 gün Türkiye'de kalıp daha sonra döneceği şekilde 4 kişilik gidiş geliş uçak bileti kaç paradır sence? Şu an mı? Şimdi alırsa. 2000 avro civarında. Çık çık bir abi biraz daha çık. Yok canım bizim hava yollarımız yapamaz. 3000 desem? Evet yaklaştın. Değerli izleyicilerimiz şu anda milli hava yolumuz bayrak taşıyıcımız Türk hava yollarından Berlin İstanbul İstanbul Berlin dört kişilik bir ailenin gidiş geliş sadece uçak bileti 2750 euro Üstelik daha bir buçuk ay var 2 ay var hatta Önümüzdeki günlerde bu fiyatlar 4000 5000 eurolara kadar çıkacak Recep abi şimdi bu kadar pahalı olması neden abi neden bu kadar pahalı şimdi e, tok açın halinden anlamaz derler yanlış anlamasın beni izleyicilerim ama bu uçak fiyatlarını belirleyen Türk Hava Yolları yönetimi maşallah Türk Hava Yolları deniz yemeyen keriz misali gidiyorlar. Fatih yaptığımız haberlerde izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Bunların 1 milyon 400 bin lira genel müdürün, yardımcıların 1 milyon 260 bin lira. Yok böyle Avrupa'da da yok böyle rakamlar işte daire başkanlarının 1 milyon diğerlerinin en yani aşağı düzeydeki müdürlerin bile 360 bin lira maaş aldığını duyurduk. Aylık değil mi abi? Aylık. Aylık bunlar evet yıllık gibi anladın sen bir ara ama aylık bunlar. Yani 10 bin lira emekli maaşının Türkiye'de olduğu asgari ücretin 17 bin lira olduğu bir ülkede Türk Hava Yolları Genel Müdürü 1 milyon 400 bin lira maaş alıyor. Yardımcıları da 1 milyon 260 bin lira alıyor. Ki bununla da sınırlı değil, birazdan açıklayacağım. Yani gelirleri de bununla sınırlı değil. Şimdi bu arkadaşların tabii ki Almanya'da e, yani bir tabirle hayatını tüketip e, geleceğini güvenceye almak için vatanından uzakta olan bu insanların halini anlamasını bekleyemiyoruz. Yani bu rakamları görünce bekleyemiyoruz. Ee, Fatih, aldıkları maaş kadar neredeyse huzur hakkı aldıklarını söylesem sana ne dersin? Huzur hakkı ne abi? Huzur hakkı şimdi Türk Hava Yolları yöneticisi. Türk Hava Yolları'nın 12'ye yakın iştiraki var. Şirketi var. Şirketi var. Şimdi hem Türk Hava Yolları'nın genel kurullarında, toplantılarında huzur hakkı alıyorlar maaşın dışında. Aynı zamanda da diğer iştirakların toplantılarında da görevli bunlar. Oraya katıldıklarında da. Yıllar öncesinden hatırlıyorum. Bu huzur hakları yaklaşık 300 dolarlar civarındaymış. Fatih çalışanlara %60 yani enflasyon oranında zam yapan Türk Hava Yolları yönetimi kendilerine %200'den 250'ler dolayında artış öngörmüşler. Bu huzur haklarını da 300 dolarlardan 3000 dolarlara çıkarmışlar. Yani bir toplantıya katılıyor. Maaşın dışında 100 bin lira daha alıyor. Yani ayda iki tane şirketin şu anda Türk Hava Yolları genel müdürü olan Bilal Ekşi 1 milyon 400 bin TL maaş alıyor Evet İki tane şirkette de yönetim kurulu üyeliği var dörder bin dolardan iki tane toplantıya katılsa 8000 dolar da oradan alıyor Çok güzel yani bir gün bir günü bir huzur günü. hakkı bu huzur hakkı bu Fatih. Yani çok huzurlu bir hak. Çok huzurlu. E abi şimdi çok güzel rakamlar verdin. E o zaman Türk Hava Yolları'nın bu kadar pahalı bilet satması normal. Bu adamların maaşını nasıl ödeyecekler? Şimdi milli e, hava yolumuz diyoruz. Milli bayrak taşıyıcımız diyoruz. Bu arkadaşlar bir de buna iyi bir argüman bulmuşlar. Diyorlar ki efendim özel şirket borsaya açız. Ya kardeşim kimi kandırıyorsun sen? Yani Türk Hava Yolları kamu sermayesiyle kurulmuş bir şirkettir. Hala yüzde %49'u kamuya ait. Kamu da yani siyasi irade yani borsadaki küçük yatırımcıların bir araya gelip de Fatih Türk Hava Yolları yönetimini seçmesi imkansız en büyük ortak hisseder kamu olduğu için Türk Hava Yolları'nın yönetimini ve onun altındaki personeli atayan sonuçta kamu abi bu personeller e, acaba hakkıyla gelenler mi genelde ee, maalesef onu diyemiyorum şimdi bakıyoruz ee, yani nasıl bir şeydir ee, basın müşaviri Türk Hava Yolları'nın basın müşaviri arkadaşlar Amerika'dan böyle e, lüks araçlarla araçların resimlerini falan paylaşmış ee, umarım kendisinin değildir o araç Lamborghini o çok e, pahalı da bir araç ee, umarım o düzeye gelmemişlerdir öyle de bir görgüsüzlük yapmamıştır diye düşünüyorum. Yani liyakat konusunda maalesef iyi şeyler söyleyemeyeceğim Fatih. Fatih, Türk Hava Yolları'nı kamu adına denetlemeye gelen kimselerin, yakınlarının ya da kendilerinin Türk Hava Yolları'nın o diğer şirketlerinde, iştiraklarının da görevli olduğu gibi bir iddialar da var. Bunları da araştıracağız. Yani kamu adına Türk Hava Yolları'ndaki bu harcamaları denetlemeye gelen arkadaşın kendisi ya da yakınları Türk Hava Yolları'na bağlı şirketlerde çalışıyor. Bu nasıl denetimdir? Türk Hava Yolları yöneticilerine ben de iki cümle bir şey söylemek istiyorum. Kardeşim, bu maaşlarla sizin milletten utanmadığınızı gördük. Ama bazılarınız Umre'ye giderken fotoğraf çektirme yarışına giriyor. Hiç uğraşmayın o işlerle. Sizin Allah'tan da korkunuz yok. Yani milletten korkunuz yok, Allah'tan da korkunuz yok. Bu nasıl maaştır? nasıl imza attınız bu maaş artışlarınıza? Yani çalışanınıza enflasyon oranında zam verirken kendinize yüzde iki yüzler. Yani böyle bir maaş yok kardeşim. Dünyadaki hangi havayolu şirketini çalıştırdınız? Hangi tecrübeyle geldiniz de bu maaşları hak ettiniz siz? Kimsiniz? Nedir geçmişiniz? Yani bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce çalıştığınız yerlerde aldığınız maaşlar neydi? Şimdiki maaşınız ne? Yani dünyada aransa aransa bir Türk yani bir havayolu şirketine yönetici yapılacak adam aransa kim sizi bulur ya? Kim bulur Türk Hava Yolları'na sizi yerleştirmeseler dünyanın hangi şirketinde başarılı olursunuz? Pes yani. Merhaba arkadaşlar. Az önce bir uçak şirketini aradım ve fiyat öğrendim. 7. ay 27'si Stuttgart'tan Sabiha Gökçen'e İstanbul'a uçuş. Sabiha Gökçen'den 8. ayın 17'sinde Stuttgart'a geri dönüş. Kişi başı, bakın kişi başı 745 euro dediler bana. Allah belanızı versin diyorum ben sizin. Keriz sezonu açılıyor ya. Keriz sezonu olduğu için fiyat başı 745 euro. Allah diyorum Cenab-ı Allah normalde beddua edilmez ama bunlara beddua edilir. Allah belanızı versin diyorum. Sizin yüzünüzden insanlar çoluk çocuk ailesi olanlar çünkü fiyatları daha yüksek olduğu için mecbur kalıyorlar arabayla gitmeye izine. Yollarda o rezil çektikleri rezillikler, o yollardaki kaza yapmaları, yolda ölenler sıra yolundan bahsediyorum. Ölenler, yaralananlar, hırsızlığa taarruz kalanlar, mecbur. Yani her türlü zorluklarla karşılanan kulbetçilerin onların adına sizlere söylüyorum. Allah diyorum belanızı versin diyorum. İki hafta önce Stuttgart'tan Sabela Gökçen'e gittim tekrar geri uçtum. Kişi başı 90 euro ödedim. Çünkü o zaman av yasağı vardı. Sezon değildi. Av yasağı olduğu için 90 oraya gittim geldim. Ama keriz yasağı, av yasağı kalktığı için o sezonda 745 euro yatıyorlar. O paralar, aldığınız paraları Allah belanızı versin. Yemek nasip olmasın. Çoluk çocuğunuzdan çıksın diyorum. Yazıklar olsun size. Siz insan değilsiniz. Siz insan olamazsınız. Sizde Allah, din, iman korkusu yok. Bunun içinde devletin şirketleri de var. Hepinizin Allah belasını versin diyorum. Mecbur kalıyor sizin gibilerin yüzünden o yolların rezilliğini çekmek için. O yolların rezilliğini niçin çekiyoruz? Sevdiklerimizi görmek için. Annelerimizi, babalarımızı, dayılarımızı, teyzelerimizi görmek için. O bayrağımızı görmek için dalgalarken. O ezanın sesini duyabilmemiz için bu gurbet ellerinden mecbur kalıyoruz. Gidiyoruz, o paraları da veriyoruz. Allah belanızı versin diyorum. Yazıklar olsun diyorum. İnşallah çoluk çocuğunuzdan çıkar diyorum ben size.